Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Westworld dizisinin 3. sezonun 6. bölümü incelemesiyle karşınızdayım. Gözden kaçan ayrıntılar ve önemli spoilerlarla birlikte sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Öncelikle dizinin sonuyla dizinin başında çok önemli spoilerlar ve bağlantılar var. Dizinin ortasında Charlotte, daha doğrusu Dolores dosyaları aktarırken orada bir yanmış kadın heykeli var. Bu da bize dizinin sonunda Charlotte'un yani Dolores'in arabalarını sere patlatmasıyla yanacağını gösteriyordu bize. Bu çok önemli bir sembol. Dizinin başı Maeve ve Serac'la açılıyor. İşte Serac ona diyor ki sizin anınız yok. Her şey sizin zihninizde depolanıyor, kopyalanıyor. Aslında bu bilime de biraz gönderme yapıyor. Çünkü bilime göre de zaman yok, zaman göreceli ve her şeyi biz şu an anda yaşıyoruz. Öyle bir gönderme var. Bunun dışında bu bölümün adıyla bu bölümün konusu arasında büyük bir paralellik var. Örneğin uyumsuzluk. Şimdi şöyle bir şey var. Kimlik çatışması yaşıyor. İşte ona verilen rolle karakteri değişiyor. Dolores olmaktan uzaklaşıyor. Aslında gerçek hayatta Charlotte oğlunu ve ailesini çok sevmese de, çok onlara düşkün olmasa da, aslında seviyor da düşkün değil, ilgilenecek vakti yok. Burada Dolores yani Halores çocuklarına çok düşkün. Serac da zaten en baştan beri biliyorsa onun Dolores olmadığını bu sebepten dolayı diyor ki sen zaten ailene düşkün değildin. Ama burada Hale ailesine düşkün. Dolores'le konuşurken Hale arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Ben kendimden uzaklaşıyorum diyor. Burada şu çok önemli. Zaten dizinin açılışında da iki insanın su var arada. İki insan elini birleştiriyor sonra ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra ayrılan giden ruh gibi bir şey. İnsan şekilde geri gidiyor ama aşağı doğru inen ölen görüntünün altından bir robot çıkıyor. Dikkat edersiniz. Bu insanın yaratılışına ilişkin bir şey. Bizim yarattığımız ruhumuz, yaşam tecrübelerimizden oluşan ruhumuz, tinsel dünyamız var. O ölünce o ayrılıyor, o kalıyor aslında. Ama insan vücudu çürüyor ve altından makine ınına çıkıyor. Buna bir gönderme var. Bunu şurada da görüyoruz. William arkada işte kendi geçmişiyle yüzleşirken bizi bugünlere ne getirdi? Kaderimiz mi getirdi? Yani determinizm mi getirdi? Yoksa bizim seçimlerimiz mi bizi bugüne getirdi? Dizinin sonunda William buna cevap buluyor. Bizim seçimlerimiz bizi buna getirdi. Yani seçim şansımız var mı yok mu? Kader döngüsüne orada bir atıfta bulunuyor dizi. Burada söylemek istediğim şey, biliyorsunuz ki Charlotte dosyaları çalıyordu. İşte Serac biliyorsunuz satın aldı Delos'u. Orada kimin şeyini çalıyordu, bilgisini, önemli bir bilgi. Burada William'ın dosyasını çalıyordu. Aslında William hala simülasyon içinde yaşıyor. Ben bunu düşünüyorum. William'ı daha dış dünyaya aktarmadılar. Bu çok önemli bir şey ve bunun bilgilere Serac'ın ulaşmasını engelliyor. Yani her şey bence hala William'ın etrafında dönüyor. Her şey William için. William'a gelecek olursak, William'ın kanını alıyorlar. Diyorlar ki dikkat ederseniz senin proteinin yok diyorlar. Yani orada zaten William'ın gerçek hayatta olmadığını, simülasyon içinde olduğunu anlıyoruz. Sonra Maeve simülasyon içinde Hector'u yaratmak istiyorlar. Maeve dikkat ederseniz Hector'a dokunduktan sonra Hector'un yüzü İsa gibi aydınlanıyor. Buna dikkat çekmek isterim. Sonra Dolores Hector'u yok ediyor. Yalnız orada birinin daha üretimi gerçekleşiyor. O bu arkadaşı olabilir diye düşünüyorum. Ya da Clementine'dir ama ben bu arkadaşı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Serac diyor ki tüm vahşi zevkler var ve yine vahşetle biter. Biz bunu daha önce Westworld'de defalarca duyduk. Burada dikkatini çekmek istediğim şeydeki o Rehoboam'daki sapma. San Francisco ABD 9 yay derece. Buradaki 9 yay derecesi önemli. Bununla ilgili başka bir videoda fark ederim. Burada bir gönderme var muhtemelen. Charlotte'un ailesinin yok edildiğini biliyoruz. Üretilen ikinci kişi kim? Onunla ilgili konuştuk. Hector'la ilgili konuştuk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel bir bölümde aslında çok fazla gönderme vardı ama dediğim gibi hangi biriyle ilgili yorum yapsam ben de bilemedim açıkçası. Bakalım müthiş bir bölümdü. Belki yeni bir video çekerim. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.